arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi eski sevgilinizden aldığınız en saçma, en cringe, en iğrenç domuz delirtecek. Ayrılık mesajlarınız nedir diye sordum. Maşallah, yalnız olacağız. Ay Allah korusun. 40 kere söylersen olur diyorlar ama Allah korusun kız. Ay çok sıcak hava. Bu ne sıcak ya Rabbim. Zaten sıcak. Bu mesajları okuduktan sonra bana yiyeceğine böyle ateş basacak, o belli, anlayacağız. Videoya geçmeden önce, bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmanız gerekiyor. Sizden gelenler istiyorsunuz ama bunun için videoyu beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Seriye Instagram hesabımdan duyurup Instagram hesabım üzerinden alıyorum mesajları. İsminiz asla gözükmüyor. Hiç merak etmeyin bıtırcıklarım. Lafı çok uzatmadan hadi hemen videomuza geçelim. Mesajları okumak istiyorum. Gerçekten zır deli olacaksınız siz de pek. Dişim kırıldı, dilime batıyor, artık konuşamayız. Hay senin çenen kırılsın domuz. Hay senin çenen çıksın oradan domuz. Hay Allah'ım, o çenek kalmasın orada domuz. İnşallah domuz. Sana vallahi ettiğim bedduayı şu an hiçbir düşmanım etmemişimdir domuz. Çenesi çıkasıca, ağzı kopasıca, dişleri dökülesıca inşallah. O zaman konuşamayız, haklı bir sebep. Tiplerimiz uyuşmuyor, olmaz bizden deyip ayrılmıştı. Tabii ki tiplerimiz uyuşmuyor. Bir bana bak, bir kendine bak. Sonra Allah'ım, neden ben bu kızla birlikteyim? Allah'ım, nasıl bir lütuf ya Rabbim bu de. Anladın? Anladın mı? Anlamadım. Bir beyin sıfır yok. Asla beynin yok senin. Bu arada çok haklı. Şöyle çok haklı. Mesela şöyle sana bakıyor, tamam mı? Telefondan ya da sana bakıyor. Böyle bakıyor. Yok yani diyor, bu kız bana çok fazla diyor. Allah'ım yok yani diyor, güzelliğe bak, bebek gibi diyor, bir de bana bak diyor. Sanki mağaradan kaçmışım gibi diyor. Sonra diyor ki yok diyor, yani kızım bu ucuna zamanını çalmayayım. Çünkü benden çok daha iyisine layık falan diye düşünmüş yüksek ihtimalle. O yüzden ben çok haklı buldum bu ayrılık sebebini. Yanımda bir domuz olacaksa hiç olmasın, çünkü daha iyi değil mi? Yürü git. Salak. Mesaj değil ama yüz yüzeyken başkasına gideceğim dedi ve engellediğim kızın engelini kaldırıp ona gitmiş. Şimdi yüz yüzeyken sana gelmiş, dürüstçe demiş ki ben başkasına gideceğim. Ankara'ya gitmesin belana, o yol inşallah sana zindan olur da olacak. Neyse. Şimdi bunu dedi, sonrasında engelini kaldırıp o kıza gitti. Şimdi buradan ne mesajı almalıyız sevgili pıtırcıklarım? Ben çok görüyorum bunu. İşte mesela engelle onu. Engel ya da alıyor telefonunu, engelliyor falan. Sen niye engelliyorsun ki? Ya da sen niye engelli diyorsun ki? Çok rahatsız olduysa eğer o kızdan. Sen mesela dile getirsin. Ben işte böyle böyle rahatsız oldum yani. Ne alaka sonuçta falan diye dile getirdim varsayıyorum. Bu arada saçlarımı kestirdim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu saçlarım? Onu da araya sıkıştırayım da saçlarımı kestirdim, öpercem falan filan. Böyle biraz kat attırdım. Hareketlensin hayatımız diye. Neyse. Mesela kızdan rahatsız oluyor, tamam mı? Sonra diyor ki ver telefonunu engelleyeceğim. O da veriyor, engelliyor mesela. Ya da alıyor telefonunu, engelliyor. Kavga ile dövüşle engelliyor kızı falan. Neden öyle yapıyorsunuz ki abi? Çok samimi söylüyorum. Niye yani? Sen söylersin böyle böyle. Baktın ki engellemiyor. Boş ver. Ondan olmaz zaten. No no no. Sen söylemeden senin rahatsız olduğun bir kişiyi bırak o engellesin. Anladın mı? O da rahatsız olsun. Çünkü benim hayatımda biri var ya. Ne alaka böyle bir şey diyor bana. Ya da ne alaka işte falan. Rahatsız olmuş benim prensesim. Mükemmel karıcığım. Niye şey olsun ki? Sevgilim rahatsız olsun ki falan diye bir zihniyette olan erkeklerle olun kızlar. Bakın sonu, ne kadar engellerseniz engelleyin, o engel kaldırılıp bir şekilde ona gidiliyor. Anladın mı? O yol sana zindan olsun eme. İnşallah o yolun sonu uçurumdur. Beddua değil gerçekten. Sen çok iyisin, çok masumsun. Ben seni hak etmiyorum. İsteklerimi karşılayamazsın sen. Ben birlikte olabileceğim birisini istiyorum. Üzgünüm. La bir git be. Hadi. Ay Allah aşkına ne olur ya. Sen tabii ki beni hak etmiyorsun. Ben tabii ki senin isteklerini karşılayamam. Senin isteğin nedir? Senin isteğin çamur yiyelim. Kendi dışkımızı yiyelim. Bir boklar yiyelim. Ondan sonra senin isteklerin bunlar. Ben onları karşılayacak kadar aşağı seviye bir insan değilim ki. Vallahi. Ben karşılayamam senin isteklerini. Senin isteklerin insani dışı istekler. Yaratık. Varlık. Aptal mahluk damaz. Domuzsun, beynin yok.
Domuz suyun aklın basmıyor. Anlattın, inandım, bilemedim haliyle insan sandım. İnsan sandığımız bir varlık daha domuz oluyor bunlar. İyi ki ayrılmışız. Evet, tek doğru cümle. Çok masumsun, çok iyi. Evet, ben çok masum, çok iyi bir insanım. Güle güle. Sen değilsen güle güle. Bye. Siyah. Siyah değil be. Ne siyahsı, ne sonra görüş. Yürü. Hapse giriyorum dedi. Sorun şu ki gerçekten girmiş. Bu çocuğum var ya, mapus yolu beklenir ha valla. Ay kız helal valla, bu kadar yanlış içinde bu mu bana? Böyle çok okey falan diye geldi. O kadar yanlış ok şeyler okudum ki, o kadar iğrenç şeylerle karşılaştım ki, bu bana çok masumane geldi, anladın mı? Hani böyle şey oldum. Tamam abi ya, doğru söylemiş. Beklenir yani o mapus yolu. O mapus yolunu beklerim çünkü dürüst insan. Aa tamam, çok iyi. Ama tabii ki girme suçu daha önemli, biliyorsunuz ki. İkinizi idare edemiyorum, onu seçiyorum. Ay ne olursun onu seç. Bak lütfen yalvarıyorum ki, yalvarıyorum sana, onu seç. İki kişi arasında kaldıysan eğer ve beni seçenek olarak görüyorsan direkt benim üstümü çiz. Çünkü ben sana seçenek olmam hiçbir zaman. Benimle ve bir başkası arasında kaldıysan lütfen onu seç. Çünkü sen benim kaybım olmazsın. Ben sabah uyanır şöyle derim. Oh Allah, bir domuzdan kurtulduk. Bir domuzdan daha kurtulduk falan derim yani. Anladın mı? Hadi. Ne yapıyor? Ay, beni delirttiniz. Hareketlerime bak. Bu ilişki evliliğe doğru gidiyor deyip terk etmişti beni. Seviyorum aşkım ya. Ben de seni seviyorum. Birden şöyle oldu. Lan dur! Ayrılmak istiyorum. Çok ciddiye gidiyor oğlum ya. Valla yarın sanki nikah kıyacağız. Aynen gerizekalı. Biz kesin yarın nikah kıyacağız zaten. Aynen. Ben de seninle kesin nikah masasına otururdum. Ay çok teşekkür ederim. Beni öyle bir şeyden kurtardın ki. Seninleyken çamur olan hayatım, sen gittikten sonra bahar bahçeler. Anlatamam sana. Git ne olursun git. Ben senin evleneceğime zaten bez bebek diker kendim, onunla evlenirim de neyse. Çok şişmansın. Seni koluma takıp sevgilim diye gezdiremiyorum. Yanıma yakışmıyorsun. O da yazmış. Peki bitti. Canım benim. Teknik olarak ben senden daha şişman durabilirim. Evet. Neden? Çünkü sen domuzsun, kısasın, küçüksün, böyle bir şeysin, biçimsizsin. Haliyle ben senin yanında böyle boylu postu durunca sen benim bir devasa bir şey sandın. Böyle bir devasa göründüm ben sana. Böyle el ile de tutuşamıyoruz. Tabii sen yere yapışıksın o sırada. Elimi tutabilecek kadar şey de değilsin. O böyle bir yetkin yok ya. Sen domuzsun o yüzden. Haklı. Bence çok haklı. Hani sevgilim diye gezdiremez. Çünkü bir domuz bir kadınla birlikte olamaz. Anladın mı? Teknik olarak olmaz. Çok haklı bir sebep değil mi? Bak, bilimsel olarak baktığın zaman bir domuzla bir kadın zaten birlikte olamaz. Hani ilişki kuramazlar. Hani el ele tutuşamazlar. Sohbet edemezler. On seviye yerlerde. Yukarı da bakamıyor zaten. Ya teknik olarak doğru. Anladın mı? Geri zekalı senin. Zekası geri. Öyle deyince çok küfür gibi dur. Zekası geri. Sen zekan yok zaten. Geri böyle. Geri zekalı. Yakışamıyor. Çok haklı bence. Yani yanına tabii ki yakışmazsın. Domuzun yanına domuz yakışır. İnşallah bir domuz bulursun. Çok yakışırsa, pek yakışırsa. İnşallah. Duvarında 7 erkeğin posterinin olmasını kabul edemem. Ayrılalım. 7 erkek dediği de hayranı olduğum müzik grubu. Ay, şey bu One Direction işte. One Direction. One Direction diye mi okunuyordu? Neydi işte o Zayn falan, Harry olan, Louis, Mois bir şey, ondan sonra Justin Bieber kız. Ay Allah. Ayrılık sebebi de değil yani şimdi. Allah Allah. Ne var hayranlıysa? Hayran, hayran. Fanı, fan. Belki fan buluşması yapmak istiyor kız. Niye bu kadar kötü zihniyetlisiniz? Anlamıyorum gerçekten. Fanı olabilir. Gider. Gören de sanacak ki böyle takıntılı olduklarını asmış duvara alt üstü. Fanı olduğu müzik grubu. Belki manifest yapıyor kız, onları kendine çekmek için gözünün önüne asmış. Allah Allah, sen çok kötü kalplisin. Çok kötü. Yürü. Bizim aşirete uygun yaşayamazsın. Seninle evlenemeyiz demişti. Kız! Allah'ım, bütün aşiret gelin olmak isteyenler
Hayaller suya düştü ya, öyle desene. TikTok dolu, herkes aşiret gelini olmak istiyor şu anda. Kızlar çok üzgünüm ama hayalleriniz suya düştü. Bakın, bunlar galiba halalarının kızlarıyla evlenecekler. Teyzelerinin kızlarıyla evlenecekler galiba. Bunlar demek ki böyle. Halay malay boşuna öğrenmeyin, evlenmiyorlarmış. Halalarınızın kızlarıyla size mutluluklar dileriz o zaman. Siz kaybedersiniz benim prenseslerime. Yazık yani, gerçekten acıdım şu an. Çok kaybettiniz çünkü. Bir halanın kızı için kaybettin yani. Benim de daha önce sevgilim oldu ama seninkinin olmasını kaldıramıyorum. Ayrılalım. Wow! Tabii ki ben çünkü yumurta kabuğundan çıktım sen beni bulduğunda. Senden önce benim hayatım falan yok. Saçmalama. Benim hayatım sensin. Sensin. Sensiz ölürüm. Ay Allah'ım, bir şey söyleyeyim mi? Çok geri kafalı düşünceler bunlar. Yani sonuç olarak onun da senden önce bir ilişkisi oldu. Senin de oldu yani. Çünkü kimse yumurtadan çıkmadı birbirini tanıdığında. Hani bunları ne yapacaksın? Geçmiş hala bir özlemi, sevgisi, geri dönüşü, takıntısı yoksa yoluna devam edeceksin. Bu böyle çünkü, anladın mı? Biz seninle aslında ayrılmıyoruz. Okulda ayrıymış gibi yapacağız. Ben o kızla takılacağım. Dışarıda seninle beraber olacağız. Zaten ailem seni istiyor. Ben seninle evleneceğim. Bekle beni. Kızlar, bir el işareti yapar mısınız? Allah aşkına ne olursun. Böyle bir işareti yapın. Ha. Tabii ki. Ben bir kutunun içine de girerim. Seni orada beklerim. Kendimi böyle bir kafese de hapsederim. Telefonlarımı falan kapatırım. Sosyal medya, her şeyi kapatırım ben böyle. Seni beklerim. Oldu. Oldu. Gözlerim doldu. Bir yürüyün gidin. Allah aşkına kendinizi bu kriterlere sokacak, kendinizi bu kadar wow, üst düzey, vazgeçilmez hissettirecek ne yaşıyor olabilirsiniz acaba tam olarak? 2-3 kişi size ay çok yakışıklısın, ay şöylesin, ay böylesin dediği için kendinizi öyle sanıyorsanız sanmayın. Öyle bir vazgeçilirsiniz ki o kalktığınız taraflarınızla çakılırsınız yere. Bak dikkat edin, aman, çok aman. Aman! Oldu paşam. Başka emrin? Başka emrin var mı? Var. Geber gerizekalı. Yürü domuz. Yürü. Ay. Ailem seni istiyormuş da ben istemiyorum. Ben senin aileni de istemiyorum. Seni de istemiyorum. Bir git ya. Sal. Bedensel bir engelim var. Sağ bacağım yok. Protez kullanıyorum ve bana erkek arkadaşım. Sen engellisin. Ben seninle evlenmem. Ailem de kabul etmez. Hem seni demişti. Bir filmde diyor ya gerçekten. Benim oğlum sakat diyor, o da diyor kalbi sakat olmasın. Ya bir insanın gerçekten kalbi sakat olmasın. Çok güveniyorsunuz şimdiki halinize. Çok güveniyorsunuz. Güzelliğinize güvenmeyin, bir sivilce yeter yani, anladınız mı? Hiçbir şeyinize güvenmeyin. Hiçbir şeyiniz tamamen size ait değil. Bugün böylesiniz. Bugün işte ayak, iki ayağınızın üstündesiniz. Bardak tutabiliyorsunuz, elinizi yüzünüze koyuyorsunuz diye şükür etmeniz gerekiyor. Hiçbir şey sizin tamamen değil. Emanet hepsi size çünkü. Neden bu kadar size aitmiş gibi ve hiç sizden gitmeyeceklermiş gibi davranıyorsunuz ki? Ya iyi olmuş böyle birinden kurtulduğun bir kere ama çok kırıcısın. Gerçekten çok kırıcısın. Hiçbir şeyine güvenme. O iki ayağına, iki koluna güvenme. Yarın senin olup olmayacağını Allah'tan başka kimse bilemez çünkü. Valla kalbi sakat olan mümkünse hayatımızdan uzak olsun. Çünkü kalbi sakat olmayan insanlar bu tarz şeyleri sorun etmedi hiçbir zaman. Etmezler. Sevgi böyle bir şey değil. Aşk böyle bir şey değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yararlı bulmuşsunuzdur. Yeri geldi. Sinir krizlerine girdim. Ne kadar belli etmesem de bu böyleydi bu tırcıkları. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.